Herkese merhaba arkadaşlar. Yeryüzünde bir ilah yoktur. Gökyüzünde bir ilah yoktur. Göklerde bir ilah yoktur. Uzay zamanında bir ilah yoktur. Şimdi ben bunu söylediğimde çok tuhaf geldiğinin farkındayım arkadaşlar. Fakat bu önermeyi bizzat Kur'an bizim gözlerimizin önüne koyar. Ve sistemin arkadaşlar nasıl bir felsefe üzerine oturması gerektiğini, insanlığın nasıl bir bakış açısı kazanması gerektiğini bize anlatır. Önerme nedir arkadaşlar? La ilahe. Kelime-i tevhiddeki la ilahe. Yani la yok demektir arkadaşlar. İlah, ilah yoktur. Demek ki Allah bile önce bir sistemi bizlere anlatırken, kafamıza bir şey şekillendirirken, bizi bir felsefe yazdırırken bir şeyle başlıyor. İlah yoktur. Ama arkasından gelen arkadaşlar muazzam bir istisna kuralı var. Muazzam bir istisna yapılanması var. Allah'tan başka. Yani la ilahe illallah. İlah yoktur, Allah'tan başka. Demek ki öncelikle bizim bütün insanlığın kabul etmesi gereken bir felsefe var. Hiçbir ilahı kabul etmemek, yani kimin karşısında? Allah'ın karşısında. İşte istisnalar arkadaşlar bu kadar önemli hakikatlerin bize yolunu açar. Bu istisnanın mesela bir örneğine bakalım, başka bir örneğine. Bütün meleklere secde edin dedim. İblis hariç hepsi secde ettiler. Bakın istisnaya bakar mısınız? Herkes secde ediyor, iblis etmiyor. Ve iblisin secde etmemesinden sonra arkadaşlar dünya hayatının ta başından bugüne kadar milyonlarca hadisenin meydana gelmesine sebebiyet veren bir olay yaşanıyor. İşte istisna kavramı bu açıdan çok önemlidir. Peki iblis yeryüzünde kendi imparatorluğunu kurmaya çalışırken arkadaşlar o la ilahe kısmının, ilah yoktur kısmını kendine mal edip yeni bir tanrılık kavramı, yeni bir Rab kavramı ortaya koymaya çalışmaktadır. Çünkü Kur'an'da yine çok önemli bir kavram var, Rab, ve bunun karşısında arkadaşlar diyalektiği abd kelimesi. Şimdi Rab neydi arkadaşlar? Efendi demekti. İşte iblis yeryüzündeki temsilcileri aracılığıyla hiçbir ilah olmaması gereken sistemin karşısına yeni Rablar yaratıyor. Mesela Firavun ne diyor? Ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim? Nemrut diyor ki ben Rabbinizim. Yani bakar mısınız? Aslında şeytanın yeryüzünde kurmaya çalıştığı imparatorluğun dinamiğinde Allah'ın daha başta bize en başta vermeye çalıştığı felsefenin tersi bir felsefe üzerine kuruluyor. Yani kendisini Tanrı'nın yerine koyan bir mekanizmadan bahsediyoruz arkadaşlar. İşte iblis bu mekanizmayı kurarken karşısında bir, yani Rab kelimesinin Kur'an'daki mantıksal karşılığı arkadaşlar, eğer bir yerde efendi varsa mutlaka onun karşısında abdlar olması lazım, yani köleler. Abd kelimesini biz Kur'an'da kulluk diye çeviriyoruz ama birebir çevirisi arkadaşlar köleliktir. O yüzden Allah sadece insanların ve cinlerin kendisine kölelik yapmasını ve başka hiçbir efendiyi tanımamalarını ister. Şeytan da o yüzden yeryüzünde şeytan imparatorluğunu kurarken o zaman ben insanları köleleştirmeliyim ki kendimi Rab konumuna koyabileyim diye bir mekanizma koymaya çalışıyor. Peki yeryüzünde şu anda iblis şeytan imparatorluğunu kurarken yeryüzündeki hangi üç merkezin üzerinden bir sistem ortaya koymaya çalışmakta? Bu kısmı daha sonra anlatacağım. Mesela para sistemi üzerinden, paranın merkezileşmesi üzerinden ve arkadaşlar bunun bir diktatöryal hale gelecek siyaset felsefesi üzerinden şeytan yeryüzünde bir imparatorluk kurmaya çalışıyor. Demek ki aslında şeytanın yeryüzünde kurmaya çalıştığı imparatorluğun iki mekanizması var. Siyaset felsefesi ve finans sistemi üzerinden merkezi bir yapılanma. Bunun karşısında Tanrı'nın yeryüzünde krallığını kurmaya çalıştığı bir siyaset felsefesi, bir finans felsefesi var. Ve tamamen merkeziyetsizlik üzerine insanların konsensüs ettiği bir yapılanma. O yüzden arkadaşlar yeryüzünde bu şeytan imparatorluğu kurulurken hangi merkezlerden kuruluyor? İnsanlar hangi mekanizmalarla köleleştiriliyor? İnsanları köleleştirerek şeytan kendisini nasıl bir Rab konumuna konumlandırıyor? Ve bu köleleşme sistemini yeryüzünde tamamladıktan sonraki esas nihai amacı olan Rabbin merkezinin olduğu Sirius sistemine nasıl gidecek? Ve bunu hangi temel dinamiklere oturtacak gibi çok hassas, çok uzun vadeli konular var. Bunun geçmişe bakan izleri var, yansımaları var, tarihsel bir süreci var. Ve bunları hepimizin anlamak zorunda olduğu önemli detaylar olarak anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu işin birebir öznesinde insanlar var. Çünkü insanlar ya bu mekanizmanın içerisinde kaybolup gidip yok olacaklar ya da Rabbin krallığını yeryüzünde muazzam bir sistem halinde kurmaya çalışacaklar. Bunun detaylarını da arkadaşlar bir sonraki videoda anlatmaya devam edeceğim sizlere.